Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok severek yaptığım ve bizim evin en sevilen kurabiyeleri arasında olan atom kurabiye tarifi vermek istiyorum. İç malzemesi o kadar lezzetli ki dışının hamuru böyle ağızda eriyen türden gerçekten mükemmel bir kurabiye tarifi. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Dilerseniz tarifimize geçelim. İlk önce iç harcımızı hazırlamakla başlayacağız. Çünkü soğuması gerekiyor. 2 adet elmam var. Onları soydum, çekirdek kısımlarını çıkarttım. 5-6 kayısı, 5-6 kuru incir, hurma, bir avuç kadar da kuru üzüm var. 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağından 2 parmak eksik şekerim var ve 1 çay kaşığı dolusu tarçın ekleyeceğiz en son olarak. Elmamı rendelemekle başlıyorum. Daha sonra kuru meyvelerimi de küçük küçük küp halinde doğruyorum. Sıcak suda ıslatmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. İlk önce elmamı kavurarak pişireceğim. Elmamı rendeledikten sonra üzerine şekerimi ilave ediyorum. Elmalar suyunu salıp çekene kadar kavuracağız. Elmalar suyunu çekecek artık arkadaşlar. Suyunu çekmeden eklemeyin kuru meyveleri. Gördüğünüz gibi suyunu çekti, elmalarım pişti. Artık bu aşamada kuru meyveleri ekleyebiliriz. Küp küp doğradım ben hepsini. Evde ne varsa onu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İlla ki bu malzemelerin hepsi olacak diye bir kaide yok. Ama elinizde varsa tabii ki ekleyin hepsini. Çok lezzetli oluyor. Aslında tam bir kış kurabiyesi. Ben bu tarifi zaten kışın çekmiştim. Ama montajını yapmak ancak bugüne nasip oldu. Gerçekten aslında yaz kış en sevdiğimiz kurabiye diyebilirim. Bir kahveyle çok yakışıyor yani. Şöyle kuru meyveleri de bir iki tur böyle bir kavuruyorum elmayla birlikte. Daha sonra ocağı kapatıyorum. Bir dolu çay kaşığı da tarçın ekledim. Zaten tarçın elma ceviz uyumunu bilmeyen yoktur. Gerçekten şahane oluyor. Tekrar bir karıştırıyorum sıcağıyla. Artık ocağımı kapattım. Şu anki kokuyu sizlere anlatamam. Gerçekten muhteşem bir kokusu var. İç harcı o kadar güzel ki gönül rahatlığıyla deneyin bu kurabiye tarifini. Artık iç harcımı kenara alacağım. Soğuduktan sonra da ceviz ilavesi yapacağım. Bir çay bardağı dolusu cevizim var. İç harcın güzelliğine bakar mısınız? Cevizimi de ekleyip güzelce karıştırıyorum hepsini birlikte. Güzelce karışması önemli ve daha da önemlisi soğumuş olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kurabiyelerinizi yaparken sıcak olursa hamurunuzu eritir ve şekil vermekte çok zorlanırsınız. O yüzden iç harcınızı önden hazırlayın ki soğuma zamanı olsun arada. Bu şekilde iç harcım hazır. Dilerseniz kurabiyenin hamurunu yapmaya geçebiliriz. Malzemelerim 250 gram yumuşak oda ısısında tereyağı, isteyenler margarin de kullanabilir. 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Daha sonrasında ne vardı? 2 adet yumurtam var. Birinin akını üzerine diye ayırıyoruz. Ve 1 çay bardağından bir parmak eksik toz şekerim var arkadaşlar. Zaten malzeme listesini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da detaylı bakabilirsiniz. Yumurtaları yani birinin akını üzerine ayırıyoruz fındıkla. Fındıklara bulayıp pişireceğiz çünkü. Şimdi yumuşak olan tereyağımı ekliyorum. Kesinlikle eritilmiş veya soğuk kullanmayın arkadaşlar. Yoksa aynı kıvamı, aynı lezzeti yakalayamazsınız. Şekeri, vanilyayı ve yumurtaları ekliyorum. Yumurta bir bütün bir de sarısını ekledim. Diğer akını üzeri için ayırıyoruz.
Yoğurt ve sıvı yağ ile ekledikten sonra ilk önce güzelce bir karıştırıyoruz. Daha sonrasında unu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Yaklaşık yarım kilo kadar un gitti bende. Yarım pakette kabartma tozumu ekledim ve yoğurmaya başlıyorum. Elimi hamur bırakana kadar yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Ununuzun kalitesine, markasına göre de değişebilir un oranı. O yüzden yavaş yavaş benim yaptığım gibi ilave edin. Biraz ilave edin, yoğurun, gerektikçe takviye edin. Hani hamur elinizi bırakıncaya kadar. O yüzden lütfen birden asla çok un dökmeyin. Yoksa toparlamakta da gerçekten sıkıntı çekebilirsiniz. Güzelce toparladım artık hamurumu gördüğünüz gibi. Çok az, son olarak biraz daha un takviyesi yaptım. Kesinlikle sert bir hamur yapmayın arkadaşlar. Hamur böyle elinize yapışmaz oldu mu kıvamı tamamdır. Aynen bu şekilde artık. Gördüğünüz gibi rahatlıkla şekil alan yumuşak bir hamur ama ele de yapışmıyor. Artık kurabiyelerimizin yapımına geçebiliriz. Hamurumdan bir parça alıyorum. Elimde böyle bastırarak açıyorum. İçini dolduracağım. Aslında poğaça yapar gibi düşünün. Bu şekilde inceltiyorum biraz. Orta kısmına iç harcımdan koyacağım. Ama bayağı dolu dolu koyun. İç kısmı bayağı dolu olsun. Ve kenarlarından kapatıyoruz, yuvarlıyoruz. Videoda olduğu gibi. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi yapımı son derece kolay, pratik, uğraştırmayan bir tarif. Ama lezzetine kesinlikle değer. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Hamurum bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Bütün kurabiyelerimi hazırladım. Fırınımı da 180 dereceye açtım arkadaşlar. Şu an ısınıyor. Kurabiyelerimi yumurta akına üst kısımlarını batırıyorum ve hemen sonrasında fındık kırığına batırıyorum. Yumurta beyazı fındıkların yapışmasını sağlayacak arkadaşlar. Bu şekilde tekrar fırın tepsime diziyorum. Yumurta akına sadece kurabiyelerin üst kısmını batırıyoruz. Kesinlikle komple batırmanıza gerek yok. Fındıkları da bilinçli bir şekilde iri bıraktım ki böyle ağza gelsin, bir çıtırlık versin diye. O yüzden gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Kurabiyelerim fırına gitmeye hazır artık. Bu şekilde 180 derece önceden ısıttığım fırında yaklaşık 20 dakika pişti benim kurabiyelerim. Güzelce altı üstü kızarması önemli arkadaşlar. Bu şekilde. Fırından çıkan kurabiyelerin üzerine hemen hala sıcakken birer kaşık pekmez döküyorum. Pekmez inanılmaz bir aroma, lezzet veriyor arkadaşlar. Mutlaka bu şekilde deneyin bu kurabiyeyi ama sıcakken dökmeniz gerekiyor ki hemen anında içine çekiyor zaten gördüğünüz gibi. Bir dolu kaşık yeterli. Ve kurabiyelerimiz artık servis etmeye hazır arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Özellikle kışa çok yakışan bir lezzet. Ama yazın bile bir kahvenin yanında uyumu o kadar güzel ki tadı, lezzeti, kıvamı mutlaka denemelisiniz diyorum. Kapaklı bir kutuda haftalarca taze kalıyor arkadaşlar. O konuda gönül rahatlığıyla saklayabilirsiniz. Ama lezzeti o kadar şahane ki merak etmeyin, haftalarca zaten kalmıyor yani. Dediğim gibi umarım beğenerek bu tarifimi izlemişsinizdir. Yaparsınız, bu tadı
sizler de tadarsınız diye umuyorum. Geri dönüşlerinizi şimdiden bekliyorum yorum olarak ve desteğiniz için, bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir yorum bırakabilirsiniz, bir beğeni bırakabilirsiniz. Sizin için küçük adımlar ama benim için kanalımın büyümesi, daha çok kişiye ulaşması için büyük adımlar. Şimdiden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.